Sevgili hocam. Mustafa'cığım. Ne haber? Çok mutluyum. Neden öğrenmek istemiyorsun? Çünkü yeni bir haber aldım. Neymiş? 1 Mayıs itibariyle Avrasya Tüneli'nden motosiklet geçişi açılıyor arkadaşlar. Kortej halinde gidiyoruz. Çok şükür. Evet, açılıyormuş. Eğer haber fake çıkmazsa. İstanbul'da şimdiye kadar niye yasakmış? Abi bilmiyorum. Yani gerçekten. Şimdiden sonra niye açıyorlarmış? Her geçişimde çok bozuluyordum. Yani orada 1,5 dakikada geçebileceğim yere yarım saatlik turlarla gitmek hoş olmuyordu. Neyse, çok şükür. Böyle saçma bir şey için mutluyum işte. Ne yaparsın? Güzel, yine de güzel haber. Kritik bir haber. Aynen. Çünkü senin motor mevsimin bariz bir şekilde açıldı artık. Aynen. Yani. İnşallah. Orada oraya, orada oraya toplantılara, çekimlere Avrasya'yı kullanarak gidelim diyoruz. Ah, gereksiz bir Avrasya tüneli tanıtımı yaptık şu anda. Farkında mısın bilmiyorum ama. Ne yapıyoruz? Motora ucuz. Rahat. Ucuz dediğim gene 40-50 kağıt bir şeydir herhalde. Bilmiyorum. Geçmedim hiç. Yani geçince söylerim. Buradan fiyatını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Sevgili hocam, insan ilişkilerinin üzerinde, özellikle şu dostluk diye bahsettiğimiz ilişkinin üzerine birazcık muhabbet edelim istiyorum. Hazır böyle bahar mahar, keyfimiz yerinde yani şeyde. Gelmiş arkadaşlar, bahar ayları, gevşer gönül yayları. Arkadaşlar çok güzel bir konu başlığı belirlemişler. İyi bir soru. Aslında senin soru yorumuna gelen soru tiplerinden bir tanesi. Neden diyorlar insan sevmek, kedi sevmekten daha zor? Hani böyle sorunun kendisi çok aforizmalı falan ya, yani hani bir göndermesi var. Harbiden düşününce bir böyle ayıyorsun yani. İnsanlarla alakalı hep bir böyle defansif ya da sevmeyi istesek bile, genel yatkınlığımız olsa bile bir sıkıntılı eylem. Ama yani her gördüğümüz kediyi, en piç sokaktaki kedi bile olsa hoşumuza gidiyor ya da seviyoruz ya da sempatik oluyoruz. Politik olarak, doğrucu olarak konuşmanın zor olduğu bir konu olduğunu fark ettim şu anda sen başta söyleyince. Bakalım toparlamaya çalışırız işi. Çünkü burada her söylediğimiz yakın çevremizde bizi de bağlıyor. Bağlıyor. Aynı şekilde. Buradan çıktıktan sonra gerçek hayat var çünkü yani. Bir şey diyeyim, fark ettiğim mesela bu konu üzerinde, yani burada dostluk, ilişkiler vesaireyi azıcık bu soru çerçevesinde birazcık çekiştirelim, analizleyelim. Mesela fark ettiğim şeylerden bir tanesi, gerçekten 35'inden sonrasında kalıcı, sağlıklı ve uzun soluklu dostluk ilişkisi kurmak zor. Mümkün değil. Yani çözümlenebiliyor ama yine de hani yönetmek ve inşa etmesi daha uzun süren, daha kalıcı, güven ilişkilerinin oturması falan gereken bir şey. Ben orada şeye aymıştım. 20'li yaşlardayken birbirine boş boş zaman verebilme, her ilişki bir inşa etme süreci ya, o inşa etme için birbirine vakit ayırabilme 20'li yaşlarda daha müsait. Aval aval uzun uzun yürüyorsun, saçma sapan bir şey yapıyorsun. Yeni Kral Sami orada oturuyor şimdi. Aklım o günlere gitti. 18-20'li yaşlar. Hepimizin hayatında öyle ilişkiler var ve o uzun süreli vakit veriyor olma, uzun süreli tanıma opsiyonu sağlıyor karşı tarafın. Her şeyi yeniden keşfettiğim bir dönem, yeni keşfettiğim bir dönem. O yeni keşfetmeyi birlikte keşfedince tadından yenmiyor biriyle beraber. Orada doğası gereği bir dostluk duygusu oluşuyor. Sonra kültürel olarak eş kalamasan bile, eş kalırsan ne âlâ, kalamasan bile oradaki oluşmuş, ana atılmış çıpa hep duygusal olarak devam ediyor zihninde. Ama aynısını 40'ında yapamıyorsun. Çünkü kimse kimseye o kadar uzun ve kayıtsız zaman veremiyor. Ben yapıyorum. Yapabiliyor musun? Senle kaç yaşında tanıştık? Doğru söylüyor şeyde. Ama biz ve şu anda bunun sırrını sen söyledin. Yani o yeni şeyler öğrenme, hayatındaki değişiklik yapma dönemleri çok anahtar. Yani ancak o zaman kurulabiliyor. Şu anda fark ediyorum bunu. Yeni şeyler yapma da var. Aynı zamanda işte o bir şeyi idealize ettiğimiz için çok uzun aynı yolda da kaldık. Yani uzun mesai. O zamanı vermek de var. Ama tabii bu rutin bir hayatın içinde pek olacak bir şey değil. Yani 40 sene aynı rutin hayatı yaşayınca yani denkleme niye yeni birini alasın? Çok zor bir şey, onu anlayabiliyorum. Ben böyle biraz tabii çok fazla ortam değiştiren, kafa değiştiren bir adam olduğum için hani benim gibiler de muhtemelen bu hayatın değişik dönemlerinde de olabiliyordur. Ama tabii erken dönemdeki çok fıtri, çok doğal yani. Ve evet, bu hani nasıl diyelim, hikayeyi birlikte kurduğun. Ama daha sonra kurulmuş hikayeyle buluştuğun insanlarla belki böyle bir şey geliştirebiliyorsun. Ama zor abi. İnsanı tanımak, insanla uyumlanmak çok zor. Evli bile olsan çok zor yani. Dışarıdan tanımadığım insanlara baktığımda onları sevmek daha kolay geliyor bana. Evet. Yani hani biriyle tanışmadığında ben kendimi ben insan severim diye tarif ediyorum. Yani öyle hissediyorum da içeride. Genel ama böyle birinci derecede yakından tanıdığın değil. Tanıdıklarınla alakalı bir sürü pozitif negatif bir şey barındırıyorsun içinde. Ki ben bir analizciyim yani, hani bir sürü bokunu çıkartıyoruz oranın. Ama tanımadığın insana baktığında, yani tanımadığım insana senin merhamet tanımında pozitif atama yaparak bir şey kurabiliyorum, iletişim kurabiliyorum.
şey, merhabalaşana kadar. Merhabalaşana kadar, masada oturana kadar ya da benim üzerimde bir tür hakkı olana kadar, yani hani o gücü ya da hakkı olana kadar, bu bazen zaman istemek olabilir, bazen şey, o gibi durumlarda bir alarmlar çalabiliyor yani. Hani bir şey ölçmeye ya da çekiştirmeye başlıyorsun şeyde. Halbuki gerçekten kedi de böyle değil. Ev hayvanları, evet, böyle değil. Gerçi orada da ben kendim, bu pandemi döneminde benim bir gofret vardı, bal vardı, birkaç tane kedim oldu. Şu anda dığılı geçmiş zamanda konuşmam, onları evlatlık verdim. Tekrar anneme geri gönderdim. Bir tanesi maalesef ömrü vefa etmedi kendisi. Mahalledeki köpekler tarafından taarruza uğradığı için artık aramızda değil ama. Mesela onlarla ilgili şöyle bir durum vardı. Bal muhteşemdi ilk kedim. Sarı bir sarman cinsi bir şey. Çünkü bir kediden beklediğim her şey onda vardı. Fakat gofret manyaktı yani, bildiğin düz psikopattı. Ama çok güzel kediydi ya. Çok güzeldi. Bir de Mahmut küçükken geldi. Abi tekirin şey olduğunu söylemişlerdi yani. Tekir kediler böyle, sen mi demiştin onu? Yani azıcık böyle psikopat olur, bunlar oyuncu olur falan. Ama bu hayvan, abi lazer pointerla oynatırsın ya kediyi. Abi bir hayvan 1,5 saat lazer pointerın peşinden koşar mı ya? Ve sonra gerçekten tık nefes alıyordu. Astımlı gibi nefes alıyordu. Yani ona rağmen durmuyordu hala. Ben ama işte çok ergenlik dönemindeydi bir şey. Tabii, şeydi, canlı yayın yaparken tepemde geziyordu. Bir de ya kedi dediğin arada bir de olsa, yani yarı zamanlı da olsa kocağına yatar, mırlar. Böyle bir teskin edici bir vazife görmesi lazım. Maalesef bu biraz psikiyatrik bir durum vardı onda yani. Mesela onunla böyle çok şey kuramadık. Hani sevdim mi sevdim ayrı konu. Ama beklentilerini karşılayamamakla ilgili bir sorun bende galiba hayvanlarda da oluyor. Hayvanla tanımadığım için muhtemelen. Ben ev hayvanlarıyla büyümedim. Çok aklımda jenerik bir kedi fikri var. Kedi dediğim ponçik ponçik, Garfield gibi gelir bir yere yatar falan. Galiba öyle olmayınca çok iyi adapte olmamış olabilirim ama yine de birçok insani ilişkime baktığım zaman bu başlık olan argümanı, senin söylediğin argümanı doğru buluyorum. Yani sadece kediler değil, bu arada hayvanlarla ilgili çok çalışma da yaptık. Laboratuvar fareleriyle, kovaylarıyla, tavşanlarıyla ben yıllarca aynı yerde yattım, kalktım. Laboratuvarımızda onlardan çok vardı. Yani hakikaten çok sevilesi şeyler hayvanlar mesela. Çünkü büyük sürpriz yok. Yani çok büyük sürpriz çıkmıyor hayvanlardan. Ama insanlarla ilgili ben çok sürpriz yaşadım. Yani en yakındakilerle özellikle yaşadığım sürprizler daha da ilginç oluyor. Mindwise diye bir kitap vardı. Türkçe'ye çevrildi mi bilmiyorum. Bu arada bütün çevirmenlere yayın evlerine duyulur. Mindwise'i çevirseniz iyi olur. Nasıl çevirsiniz bilmem. Mindwise'in ben Türkçesini bilmiyorum ama insan ilişkileri konusunda şeyi anlatıyor. Çevirip Storytel'e koyarsanız bir de dinleriz yani artık. Gevşedik o konuda biliyorsun. Yani gerçekten dinlemek evet, daha çok hoşumuza gidiyor. Orada mesela çok enteresan bir iddia vardı. Önce itiraz ettim okurken. Yakınınızdaki insanları uzaktakilerden daha az tanırsınız diye. Gerekçesi de şu, yakınınızdaki insanlarla ilgili çok daha fazla ön kabulünüz oluyor. Onlara çok daha fazla etiket yapıştırıyorsunuz. Ve o etiketlere aykırı davranış görme şansınız çok artıyor. Ama onu da görmezden geliyorsunuz. Bu yapıyor ama bu geçici bir şey, bu yapıyor ama delirdi, bu yapıyor ama aslında öyle değil falan gibi ekstra etiketlerle onu bildiğiniz tarafa çekmeye çalışıyor. Ben ona akrabalık ilişkisi diyorum yani, evet. Yakın çevrende birileriyle bir süre sonra hani şey duygusu oluşuyor ya kafadan, yani hani bu biraz kendi özgüvenimizden de kaynaklanıyor. Bu benim çok sevmem, bu yapamaz lan falan, hani öyle bir bizim şey oluşuyor. Bizim evin danası diye bir şey var abi bizim. Evet, yani öyle derler. Bizim oğlan mı kazanmış o sınavı falan, hani öyle bir durum oluşuyor lan. Bizim oğlan mal. Ekstra bir başarı, iyilik beklemezsin ondan falan, şimdi normaldir o. Yani yakın çevreyle ilgili zaten ancak şeyin ilişkilerin idamesi zihinsel varsayımlar aracılığıyla oluyor. Gerçekler üzerine değil. Ve ben bakıyorum hayatımda mesela değişik dönemlerde tanıştığım, çok bana yakın olmuş ya da bir süre beraber olduğum falan insanların hemen hemen hepsi şu ya da bu şekilde hayal kırıklığı taşıyor ilişkinin hikayesi içerisinde. Yani sen bana söylersin hep herkese ne kadar ponçik yaklaşıyorsun falan diye. Genel politikamdır yani, bir insan bana bir yamuk yapmadıktan sonra benim için iyidir yani, hep öyle başlarız. Ama belki de işte bu bahsettiğim şey fazla ponçiklik etiketi de iyi bir şey değil. Sonra her ortaya çıkan normal insani marazlar bunu nasıl yapara geliyor ama bakıyorsun sen de yapıyorsun aynısını. Hani ona çok özel bir şey değilmiş gibi gözüküyor. Galiba o beklentiler mesela beni çok yoruyor, onu fark ediyorum. Yani insanların hep böyle makul olmasını bekliyorsun. Ama kendinin sıklıkla makul olmadığın zamanları hatırlamıyorsun. Yani o makuliyet beklentisi. Bir de şey var, hani bu da senin söylediğinde aklıma gelen bir şey. Zamanla değişen fazlarla yaşıyoruz ya, bir yükseğiz, alçağız, bir şeyiz, böyle bir değişiyor ya durumumuz. O durumla senkronize olmayan hallerde insanlara katlanmak çok zor. Sen yükseksen, biri düşükse iletişemiyorsun, tam tersi ise gene problem var. İkiniz aynıysanız ne yapıyor burada, ben tek başıma kalacağım falan oluyorsun. Hani öyle bir faz uyumsuzluğu da çok ciddi bir problem gibi.
Ama hayvanlarda ben bunların hiçbirini görmedim. Yani mesela hayvanlarda da menstrual siklus var. Hayvan dişilerin çoğunda işte bizim kemirgen hayvanlarda. Onlarda hiç öyle premenstrual sendromdur. Bugün ben deneye katılmayacağım falan. Hallerim var, sıcaklar geliyor falan. Öyle bir şey hiç görmüyoruz onlarda mesela. Aristokrasi yani belirgin bir şekilde biraz gizlere sahip olma ve belli bir mesafede tutma galiba işe yarıyor olabilir. Mesela Bülent evet. bunu çok iyi becerenlerden bir tanesi. Yani 25 yıllık rutinimiz vardır. Her hafta bir kez, belki iki kez görüşürüz. Ama mesela hayatımdaki bir sürü şeyi bilmem. Benim hayatımdaki bir sürü şeyi söylemeye de fırsat olmaz. Çoğunlukla başka bir şey için masaya oturulur. Mesela içinde kırılım yok. Yani bir şeyde. Bu bak rafine bir ilişki biçimi. Evet yani ama işte o gereksiz bir aristokrasi. Biz ona alışkın değiliz ya. Biz sonuna kadar bileceğiz yani. Hani güvende hissetmek istiyorsun. Evet. Yani. Güvensiz. Ya da sonuna kişileri. Kadar anlatacağız yani. Hani tüm iç kırılımlarımızı, duygularımızı, bilmem nelerimizi falan. Ve hala yani bak 20 senelik diyalog var. Ben Bülent'in kaç kardeş olduğunu 2 sene önce falan öğrendim. Yani hani o seviyede bir şey kurmuyorsun ya da ilişki kurmuyorsun. İşte belli bir ilişki düzeyi içerisinde sürdürülebilir bir şey aslında. Ama biz orada niye kalamıyoruz? Belki onu sormak lazım. Her şeyini bilmeden kendimizi güvende hissetmiyoruz. Demek ki güvende hissetme ihtiyacı, ilişki kurma ihtiyacından daha fazla. Bir şey paylaşmaktan ziyade sırtımızı dayayacak. Hani arkamızı döndüğümüzde şüphe etmeyeceğimiz birilerinin etrafında olmasını önemsiyoruz. Bu da bizi güvensiz bir topluluk yapıyor. Ki araştırmalarda onu gösteriyor zaten netice itibariyle. Evet. Bu başlık mesela ilginç bir şekilde 10-15 sene önce Ankara'da yaşarken daha evvel burada da muhabbette bir kere bahsettik. Bizim çay yoluna bir tabela koymuşlardı. Hayvan sevgisi insan saygısına engel değildir diye. Yani hayvan severlerin bu biraz etrafı ajite eden, köpeğim var siz ölün falan tarzı bir yaklaşım oluyor ya böyle enteresan. Onu protesto etmek için yazılmıştı. Ben o dönem şeye böyle evcil hayvan besleyen, onu gezdiren insanlara biraz baktım. Çoğu normaldi yani, normal insanlar. Sabah muhabbet ediyoruz. Bazı bayağı kızgınlar yani. Mesela normal insanlarla görüşmek istemiyorlar. Ve hatta işte bir tip yalnızlık tercihi olarak o hayvanı bir işte hayat arkadaşı edinmiş ve diğer insanlara karşı hani bir bahane olarak dahi kullanan insanlarla çok karşılaştım. Yani bu tabii o zaman düşündüğüm bir şey vardı. Kim bilir ne yaşadılar ki? Yani etraftan, eş, dost, akraba, çoluk, çocuktan. En son artık bir hayvanın o lekesiz sadakatinde buluyorlar belki de yoldaşlığı. Bu aslında kötü bir şey. Yani hazin bir hikaye sonu. Yani inşallah son değildir. İnşallah kararını değiştirmişlerdir. Bu arada sonra. Rol modelinin başlangıcı da Panter Emel ama. Ya yani evet, hatırlıyor işte, musun? O dönem yani işte o, bu hikayeler abi. Öyle oluşuyor ya. Yani o sosyal örüntünün ana hikayesi, kamuoyuna mal olmuş ana hikayesi Panter Emel diye bir karakterden çıkıyor. Ve kadının çok korkan, yüksek kaygılı, bu yüzden de çok agresif, dışa dönük falan olduğu belli. Ve yani, o model bir modeller silsilesi yani. Mesela oradan şimdi geldiğimiz bugün, geçen de Twitter'da rastladım. Belediye sokak köpeklerini toplamış, onlar da birbirini parçalıyorlarmış. Gerçekten böyle Amazon Prime'daki Boys ya da Netflix'teki Walking Dead'i aratmayan kanlı fışkılı görüntüler var falan. Şimdi biri yazmış ki işte belediyenin hayvan, sokak hayvanları ilgili politikası bu birbirine kırdırıyor. Vahşi bunlar. Öbürü demiş ki birbirini böyle parçalayan sokakta insana ne yapmaz? Bunların hepsi itlaf edesin. İşte ora bura arasında böyle manyaklar gibi konuşup duruyoruz. Hiçbir ara çözüm falan da düşünemiyoruz durumu ama o kadar karmaşık bir sorun ki mesela hayvanlarla ilişkilerimiz. Kedi, köpek falan gibi canlılar, hatta inek, bu haliyle domuz, deve, bu tip canlılar tabiatta var olan canlılar değil. Bizim ürettiğimiz canlılar kendi amaçlarımız için. Ve bize muhtaçlar bir nevi yaşamak açısından. Onların yaşam alanlarını biz sağlıyoruz. Bu kedi köpeğin de mesela başıboş kedi köpeğin sokakta bu kadar çok olmasının sebebi, özellikle köpeklerin ve tehdit oluşturmasının sebebi, bakacağım diye alıp insanların bakamayıp bunları salması. Yani bir nevi bir oyuncak gibi kullanması, onu bir can olarak görmemesi. Bir kere başlık olarak senin önerdiğin meseleyle ilgili galiba temel konu şu, harcanabilir görüyoruz ya biz bu hayvanları. Hayvanseverler dahi, çoğu maalesef. Muhtemelen onlar hayvansever değil de hayvansever olduğunu zannedenler. Mesela çocuğuna hediye olarak bir köpek almak, bir de bunu parayla almak gibi bir hikaye var. Ondan sonra bakıyorsun çok et yiyor, çok bilmem ne yapıyor. Masraflı hayvan ya da işte apartmanda. Günde iki defa çıkaracaksın, tuvaleti evet. var, altını temizleyeceksin. Müştemilatı çok. Düzgün hazırlıklı olmadığı için eğitemiyorsun evde, sağlıksız bir konuma geliyor. Şimdi o dışarı salınan hayvanın şu anda yarattığı bir sorun varsa eğer, ki var, ben de kaç kere motosikletler için bu arada ciddi tehlike abi. Yani evet. köpekler bir evet. şekilde seviyoruz evet. yani evet. haldır küldür.
kargocu şeyler, kurye arkadaşlar sağ olsun muhtemelen onların da ortamda çok görünmesiyle köpekler yeni bir spor alanı yapmışlar. Şimdi böyle bir sorun var ama bu sorunun kaynağını, sebebini, çözümünü tartışabilir durumda değiliz. Çünkü insanlar hayvan sevdiği kadar insan sevmiyor. İnsanların birbiriyle konuşabilme yeteneği bu yüzden yok. Ya da hayvan nefreti, işte o korkusu diyelim ya da nefret demeyelim ona, karşıdaki insanı dinleyebilecek durumdan onu uzak tutuyor. Mesela şu anda yaşadığımız sorunda böyle bir şey var. Halbuki bilmem ben mi yanılıyorum ama binlerce çözümü olabilir abi bu işin. Yani köpek bakım çiftlikleri var, insanların oradan sahiplendirilmesi bilmem ne gibi imkanlar şu anda var zaten. Hatta diyoruz insanlara satın almayın, gidin barınaktan işte sahiplenin falan filan diye. Bunların mesela güzel güzel anlatılması falan filan varken bu iş hayvan seven, insan seven savaşına çok rahat dönüştürülüyor. Ve galiba bunun arkasında bu sorunun büyük bir payı var ya. Yani şu anda yeni yeni fark ediyorum mesela üzerine düşündükçe. Hayvanla ilgili, hayvan ve insan ilişkilerinin birbiriyle ilişkisine baktığımızda, yani kıyasladığımızda hayvana olan beklentiyle insana olan beklentinin çok büyük tezatları var abi. Biz insanla ilgili çok fazla beklentiye sahibiz. Yani bir şey yaparken romantik ilişkide olsun, normal arkadaşlık, dostluk ilişkisi de olsun, onlardan asgari beklentimiz nadiren karşılanıyor. Nadiren, karşıdaki insanın öyle bir sorumluluğu yok ki yani. Sana niye istediğini versin. Ama hayvanın repertuarı belli. Bir kediden ters parandı atıp bilmem burnunda bir şey taşımasını istemiyoruz. Yani ondan beklentimiz az. Muhtemelen herhalde o yüzden sevmek daha kolay. Dostluk tanımını ya da kavramını evrimsel olarak işleyebilir hocam sence? Yani bizim, orada bir işlevi olmalı ki biz, yani tüm sosyal örüntülerimizin içerisinde dostluk diye bir kalıp kullanıyoruz. Mesela tüm diğer canlılarda bu kadar yoğun bir akrabalık bağı dışında bağlanma çok fazla görmüyorsun. Çünkü bizi birleştiren şey belli bir amaç, hikaye, bir işte yol oluyor genellikle. Bunun olmasının sebebi de insan işte bedenen çok zayıf olduğu için tek başına hayatta kalabilir bir canlı. Örgütlenmenin bir ucu mu? Yanına adam arıyor ve onun araçları var. Mesela araçlardan biri kankalık, arkadaşlık, dostluk, işte bilmem ne, birlikte bir şeye üye olma, bir klanın içerisinde olma falan filan gibi sosyal halkalarda biz bir araya geliyoruz. Bir de ya bu ergenlik döneminde birlikte avlanacağız, ekip oluşturuyoruz dürtüsünün yansıması. Bir de değil mi? O ekibin mesela daha kalabalık insan, 100 kişilik bir insan grubu düşün mesela, işte eski dönem klan gibi bir şey. Onun içerisinde alt gruplar oluşması lazım. Birbiriyle uyumlu davranabilen ve birbirine sinerjistik güç katabilen ekiplerin oluşturulması lazım. Bu da mesela bugün işte metalci gençler bir araya toplanıyor. Bilmem rapçi gençler bir araya toplanıyor. Saf aynı kafa. Bir araya toplanıyor. Tabii. Yani belli odak noktalarda bir araya gelip orada bir ortak hikaye oluşturabilme ihtiyacı hala var. Aslında bu arkadaşlık, dostluk hikayeleri işte geçici ittifaklar gibi düşünülebilir. Ama tabii ya bugünkü işlevi hayatta kalmak değil artık. Bugünkü işlevi işte sosyal olarak kendini gerçekleştirebilmek, kendine uyumlu bir ortam inşa edebilmek ve o ortam içerisinde kendini ifade edebilmek, yaşayabilmek, neyse. Ama bunun geldiği yer sonuçta bizim bu bütün oksitosin falan diye anlattığımız işte. Şimdi onu soracaktım tam. Ya dostluk tarafında da hormon var mı? Olmaz mı abi? Yani zaten çünkü bütün olay bu oksitosin. Ha, yani şu Aşık Veysel falan hikayesinin de yani cümlelerin arasında da geçer. Yani dünyada gerçekten iki tane tatmin var. Bir tanesi aşık olmayla ilgili bir tatmin. Öteki de yani iyi bir masada seni anladığını düşündüğün bir insanla, bu çoğunlukla erkeğe erkek oluyor bir şeyde, seni anladığını düşündüğün bir insanla söz söylemiş olmak, muhabbet etmiş olmak ya da onu anlamak ya da onu seni anladığını düşünmek. Bu ikisi de yüksek tatmin, içinde bir şekilde hormonal bir hareket var. Tabii yani, ortak yoksa hikaye dedik ya abi, evet. İşte anlaşabilmek, ortak hikayeyi kurmak demek zaten. Evet. Onun mesela beyinde doğrudan sonucu en basitinden bu oksitosin hormonunun miktarı artıyor. Oksitosinin miktarı artınca bir stres ve anksiyeten azalıyor. O yüzden evde tek başına oturunca özellikle pandemi döneminde o günler gelse de arkadaşlarla bir alemlere aksak, kafede otursak, iki geyik yapsak niye özledik o kadar? O konuşabilme hali bizi teskin eden hormonu salgılatıyordu ama evde otururken yok, tek başına kaldığında yok. O teskin etmenin yanı sıra, yani stresimizi azaltmanın yanı sıra bir de bize bedenen iyi gelen bir tarafı var. Onarıcı, mesela ağrı algımızı azaltıyor. Bedenimizde bir sorun varsa mesela onu hem dipten iyileştiriyor, yani toparlayıcı bir etki yapıyor. Hem de ona karşı verdiğimiz o zihinsel rahatsızlık reaksiyonunu azaltıyor. Yani bizim sıkıntımızı azaltıyor. Şimdi bu şöyle gibi algılanmamalı. Hep onu konuşuruz ya, bu hormon işi sebep değil abi. Bu hormonal sistem böyle çalışıyorsa bunun milyonlarca yıllık evrimsel süreçte ayarlanmasının bir nedeni var. Biz böyle bir birliktelikle hayatta kalacağımız daha garanti olduğu için, kendimizi güvence altına aldığımız için ona hormonlar
bize ödül vererek yanıt veriyorlar. Yani evet güzel bir şey yapıyorsun şu anda. Evet evet bunlar iyi anlaşabiliyoruz. Ver oksitosini, ver dopamini, ver endorfini. İşte ağrını azaltayım, depresyon seviyeni azaltayım, yani dikkatini arttırayım falan filan gibi pozitif etkiler oluyor. Bu esas insanla ilgili benim son zamanlarda çok anlatmaya da çalıştığım bir şey. Ve maalesef günümüzde çok kullanamadığımız bir özelliğimiz. Beynin hacmi insanda niye bu kadar büyük, bedenine göre niye bu kadar fazla diye baktığında en fazla gelişmiş olan bölümler sosyal bölümler. Yani matematik, fizik bölümleri değil, öyle bölüm yok zaten beyinde ama. Mesela hafıza yeteneği o kadar iyi değil, yön bulma yeteneği o kadar iyi değil. Ne yeteneği iyi? Her bir sosyal çevrede, farklı farklı sosyal halkalarda aynı anda ve birbirine karıştırmadan farklı fonksiyonları icra edebilecek kadar ileri düzey sosyal beynimiz var. Şimdi bunun bir tarafı işte arkadaş dost çevresi, bir tarafı aile içerisindeki sorumluluk görevler, öbür tarafı işte Kemiksiz Kuşbaşı Sevenler Derneği'ndeki görevim falan. Neyse, farklı farklı sosyal çevreler içerisinde aynı anda ve görevleri birbiriyle karıştırmadan bulunabilmek çok üst düzey beyin gerektiriyor. Yani işte bir CEO orada yöneticiyken eve gittiğinde, pijamaları çektiğinde çocuklarına CEO gibi davranmıyor. Niye? Hemen modunu değiştirebiliyor. Bu beyin ancak bu kadar farklı sosyal çevrelerde uygun birliktelikler kurarak hayatta kalabilen bir canlıya ait olduğu için bizim buna çok fazla ihtiyacımız var. Ve bu işte hayvan sevgisi üzerinden hayvanlara evlatlık gibi davranarak, onlara bu kadar sevgiyi boca ederek aslında karşılamaya çalıştığımız şey milyonlarca yıllık diğer insanlarla kurmamız gereken bağlantıların bir nasıl diyelim taklidi gibi duruyor aslında orada. Seneler evvel bir arkadaşım köpeği çok acıtı olduğu için işte veterinere götürecekti falan. Bizim Ankara'da bir veteriner arkadaşımız da var. Sayan Akçengiz. Onunla Ankara'daki o zamanki ofisimizde buluşmuştuk. Sayan dedi ki bu köpeğin bir şeyi yok. Bu dedi sahibine eğitmek lazım. Çünkü dedi sürekli kucağında taşıyor. Köpek kendini çocuk zannediyor dedi. Yani bildiğin çocuk muamelesi yapıyor gerçekten köpeğe. Normal köpek davranışı yok hayvanda. Ayarları bozulmuş yani neticede. Şimdi bu arkadaşımız genç bir hanım arkadaşımız da. Ve muhtemelen işte dürtüsel olarak üreme zamanı gelmiş olduğu için herhalde o davranışı bir şekilde bir işte bir de şey var ya tüylü köpekler vardır hani böyle görünce bir anda tersten fön makinesiyle kurutulmuş gibi görüntüsü vardır. Onlardan da biriydi. Hayvan gerçekten ajite deli gibi yani ne yapacağı belli olmuyor. Dört ayağı üzerine yere bıraktığında hayvan sürekli deprem oluyormuş gibi davranıyor yani böyle duramıyor yerinde falan. İşte mesela oradaki bir farklı ve biraz da aslında patolojik ya da bozukluk diyebileceğimiz bir yansıtma hikayesi var. Normalde aileyi bir arada tutmak, bir orduda beraber savaşmak, beraber bir iş yapmak, birlikte avlanmak, birlikte yuva yapmak, güvence altına almak falan filan gibi işlevler için evrilmiş bir sistem. Bugün bunların hepsini hazır aldığımız bir dünyada maalesef patlıyor ve bu sevgiyi, bu ihtiyacı bir yere yansıtman gerekiyor. Hayvan sevgisine kadar hatta bütün canlılara duyulan sevgiye kadar dağılabilen müthiş bir sevgi potansiyelimiz de var. Ama gerçekten o tebereyi bir daha hatırlatmak lazım. Yani hayvan sevgisi insana saygıya engel değil. Asıl olan insan, yani zor olan insanı sevebilmek abi. Çünkü insan o kadar manyak bir varlık ki her an bir sürpriz yumurta çıkabilir. Ve ben bugün diyelim senle iyiyiz, yarın bir gün benim bir şalter attı mı ne yapacağım belli olmaz. Dolayısıyla çok zor tahmin edilemez, öngörülemez bir varlığız. Esas zor olanı bunu sevmek. Herkese buradan tekrar diyerek böyle bir şey, kamu spotu gibi yaratılanı severiz, yaradandan ötürü. Uluslararası bazen şey diyorum ya, uluslararası zihinde insanlar oluyor. Özellikle bu 30 yaş altı kuşakta rastlıyorum. Evet. Mesela onların insan yaklaşımına baktığında, şimdi sen anlatırken bir yandan da onu çek ediyordum kafamda. Herkese benim... Çek ediyor demiyorum, fırça yiyoruz abicim. Şey. Ve onu murakabe eğiliyordum demesi. Onu denetliyordum peki. Evet, denetler güzel oldu. İnsan ilişkilerinde fazla iç içe geçmeyen, o aristokrasiyi kollayarak belli bir mesafede kalan, ama o mesafede de herkesi seven. Şimdi mesela o benim gibi zihinlerde işte 70'li yıllarda doğmuş olmanın getirisi olabilir. Türk olmanın, doğulu olmanın getirisi olabilir. O yeterli değil benim olduğum yerde. Evet. Ben bazı ilişkilerimde de o mıncık mıncık bilgiyi bilmek ya da vermek istiyorum. Kendi fazla çelişkili tarafımı da göstermekten sakınmadan ama bundan zarar görmeyeceğimi bildiğim bir ilişki içerisinde. Bir nevi benchmarking yani evet, evet. Test ediyorsun bakalım. Test ediyor. Ha yani işte ya da işte kötü bir zamanla şahitlik etmesine izin veriyorsun. O da iyi geliyor kendi içinde. Öyle bir tarafı da arıyorsun arka tarafta. Bu her zaman çok sağlıklı bir şey değil. O tarafla ilgili benim karşı yani bana karşı gelinirse benim uyguladığım yöntem sert, radikal şeffaflık.
Mesela yani hani bu konuda işte karşı tarafı psikolojik anlamda yöneten, rahatlatan değil de en sert gerçeklikle hani tek seferde karşılaşmayı sağlamak. Çünkü biri bana yaptığında bana çok iyi geliyor. Yani biri beni bir salladığında, silkelediğinde hani ki en yakınımdaki insanları büyük bir yaşamsal işlevi hep de öyle seçmişim. Yani hani doğru yerde en kritik cümleyle götünü başına oynatma yalan söylüyor mu diyebilen adamlar yani yalan. Ama hayvanla bunu yapamıyorsun. Yapamıyorsun. Gibi gözükse de. Bu arada hayvanları biraz fazla gömdüm gibi oldu biraz önce. Şimdi fark ettim. Bizim mesela rahmetli bir patimiz vardı. Bayağı 80 küsur yaşına vefat etti. Kedi yaşına göre yani. O 17 yaşında mıydı neydi öyle bir şeydi. Kimin derdi varsa gidip kucağına alıyor. Bunu çok hayvan sahipleri çok biliyorlar. Terapi hayvanları mesela otistik ya da başka tür böyle nöro gelişimsel sorunları olanları kalabalığın içinde bulup gidip yanına oturuyor. Hayvanlar senin aslında duygusal durumunu hissediyorlar. Bir de onlarda bir avantaj var. Beynin üst tarafı çok iyi gelişmediği için, fazla gelişmediği için bizdeki gibi. Çok iyi, çok yanlış bir terim oldu, özür dilerim. Fazla, gereksiz gelişmediği için, bizimki gereksiz gelişmiş. Onların duygusal sistem çok daha vitsinde ve çok daha güzel empatik ilişki kurabiliyorlar. Kedilerde, köpeklerde bu çok iyi var bildiğim kadarıyla. Ve o dert paylaşımını bazen bir insandan çok daha iyi o hayvanlarla yapabiliyorsun. Benim gofret gibi rahmetli olmadıktan sonra yani normal şartlarda bir hayvan gerçekten senin derdini anlıyor. Gerçekten sana fiziksel olarak uyum sağlıyor ve gerçekten ısrarlı olarak uzun süre hastaysa o da seninle beraber hasta oluyor. Yani depresyon, anksiyete bozukluğu, fobi hayvanlara geçiyor. Biz bunu biliyoruz. Bir tek onların görüldüğü hayvanlar, evde bizimle yaşayan hayvanlar, tabiatta yok o rahatsızlıklar. Öyle bir duygusal etkileşim tarafı olduğunda es geçmeyelim. Sonra panter emelden bayrağı devralmış arkadaşlarla açık beyin kalanı papaz olmasın. Yoksa hayvanları seviyoruz. Onarsız olmaz. Zaten kedileri, köpekleri biz niye yaptık abi? Yani işin sonunda öyle ya da böyle evet kedileri sevmek insanları sevmekten daha kolaydır ve bu normal diye bir bağlamak. Abi vallahi normal. Ya insan da acık insan olsun. Yok öyle demek ki. bence güzel son. Güzel son. Ben sana söyleyeyim. Yani şimdi ya birinden beklentiye girdiğimiz zaman bence yani ben kendime naçizane yapmaya çalışıyorum. Benim kendimden böyle beklentim olduğunda ben bunu yapabiliyorum dedim. Rahatlayacağız ve insanı da belki daha rahat ve koşulsuz sevebileceğiz diye düşünüyorum. Ama zor konuymuş abi. Evet yani bir de ben de kendimi öyle yakaladım. Acık hazırlıksız olduğumuzda bir konuymuş. Tabii. Ama yani bir taraftan da dedim ya evde yol köprü olarak geri dönmesin. Yani eş, dost, şimdi herkes bunları bir de biz ekran karşısında konuşuyoruz. Yani gerçekten insanı sevmek daha zor. Ama sevgi neydi? Sevdi emekti. Tamam. Ben mevzudan... Senin boynu bağlayalım. biliyorum anlatamadım. Ben şimdi bu konuda sponsorumuza geçmek istiyorum. Konuyu düzgün ve sağlıklı bir yerde içinde bağlayamadık. En azından dıştan... Niye ben bağladım? Ben orada dedim Storytel dedim. Vallahi dedim. Ben, abi sürekli bizim kanalda bağlarız abi diye program var biliyorsun. Biz bağlarız. Sponsora da bağlarız. Ya kendime birkaç hafta öncesinde ya bu Hakan Günday niye bu kadar az insan tarafından biliniyor falan diye bıdıranıyordum. Netflix'te dizisi yeni. Evet bana da bunun eziyetini çok yapıyorsun. Hakan Günday oku. Oku. Ya oku. Tuhaf çünkü Hakan Günday. Değişik. Yani son dahasını okudum işte Storytel'de. Dinledim. Çok sert bu arada yani. Hani yani dili, tavrı falan bir göçmen hikayesi anlatıyor ama yani hani kişinin kendi içerisinde yani şey gibi yani ruhsal, duygusal anlamda yarıp girip falan kendini tuhaf şeyleri denklerken yakalıyorsun falan. Entelektüel anlamda çok iyi donanım elde etmiş ergen gibi. Hani niye beni doğurdunuz ulan diye soruyor ama bu soruyu düzgün soruyor. Ödevini yapmış arka tarafta falan yani değişik bir kafayla soruyor. Gerçekten etkilendim bu arada. O kitabı bitirdiğimde şeyi söyledim. Yani niye Hakan Günday yani bir sürü yazar Murat Anmungan'ı biliyoruz işte Orhan Pamuk'u biliyoruz. Hakan Günday niye bu kadar hani belirgin bir şekilde gündemimizin edebiyatçılar arasında. Benim kızım çok seviyor. Çılgın gibi takipçisi. Evet yani. Her yazdığında. Malafa diye bir kitabı vardır. Yani sihirbazlık gösterisi gibi bir kitap bu arada. Yani çok iyi çalışılmış kitaplardan bir tanesi. O da var Storytel'in içerisinde. Bu arada ilk 14 gün ücretsiz sponsorlukla alakalı. Bak onları da söyleyelim. Altta link var arkadaşlar. Linki kullanın. Burada evet Malafa bizim kuyumculukta da kullandığımız bir ilgimiz. Zaten şimdi. Kuyumculuk öyküsünü anlatıyor. Tamam ya, işte kaptı beni şu anda. Ya şöyle anlatıyor. Bir dolandırıcılık öyküsü anlatmış. Türkiye'ye ait kuyumcu turizm piyasasının tüm underground jargonunu kullanarak anlatmış. Ve yani... Kitap şiir büyü gibi ya çok iyi yazılmış yani çok iyi yani okurken hani böyle elinden akarak geçen kitaplardan bir tanesi gerçekten abartmıyorum. Şeyde bir yani çok bu etkili. Kadar reklama ben de okurum yemeği dinlerim okurum. Sen Amsterdam okudun mu bu arada? Yok henüz okumadım. Lütfen. Storytel'de yoksa
Sevgili Storytel, başarı bulun. Başar başaran okusun. Olmaz. Yazarı okuyacak. Ben şimdi buradan Storytel'e gidiyorum. Kitap seslendirmemi bitireceğim. Çok iyi abi. Senin kitap da yeniden giriyor. Evet, evet. Yeni Dünya'nın Cesur insanı böyle bir ayı falan var tahmin ediyorum. Bugün bitiririm ben ya. Orijinal yazarından seslendirmeyle geliyor yani. Evet ama Amsterdam lütfen. Başar başaran. Muhteşem. Tamam tamam yahu. Bir şey yapacağım. Bakacağım. Tamamdır. Teşekkür ettim.